Elbette hocam. Ee, annemin karaciğerinde bir santim hemanjiyon var. Hı hı. 48 yaşında hocamız ne önerir? Çok kötü bir şey değil hemangiyon. Hemangiyon, yani, hemangiyon, hemangiyon, hemangiyon nedir? Hemangiyon. Değerli izleyicilerimize anlatalım. Hani çekiç gelir falan burada kan birikir evet. ya. Sonra onu o metabolize olur. Yani hemangiyon için verdiğimiz... Lavanta bitkisi var hocam. Evet. Bir de keçi boynuzu pekmezi öneriyoruz. Evet ikisini uygulayacağız. Çayı, lavantanın çayı. <laughs> zaten Lavanta artık... çayı akşam yatmadan evet. sabah öğlende birer yemek kaşığı keçi, keçi boynuzu, boynuzu pekmezi. <laughs> Çay derken artık zaten değerli seyircilerimiz <laughs> çayı deyince nasıl yapacaklarını. ortalaması %90'ı bu çayların 6-7 dakika değil mi kaynatması? E, lavanta bitkisini şöyle yapmaları gerekiyor. E bir bardak suyun içerisinde 15 dakika kısık ateşte kaynatmalıyım. Nasıl gibi. şimdi böyle taca çıktım. %90'ı <laughs> 6-7 dakika çayların <laughs> dedi. Doğru ama %90'ı öyle. Ama bazı mesela lavantada 5-4-5 dakika kaynattığım var. Evet. 8-10 dakika kaynattığım var, 15 dakika kaynattığım var. Bu ileri derece karaciğer yağlanmasında farklı. Mesela hidadik kiste kullandırdığın zaman kaynatma süreleri farklı. Bunu söylemeye çalışıyoruz. Evet, çok enteresan. Hocam Bakın sizin dakikalarınız kıştı. çok önemli evet. yani. Tamamen uymak